Evet, bir noktada aslında bu part 2 kısmında söylemem gereken diğer bir önemli şey de tamamen merhabalar, ben Muaz ve Mastercuss'a hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda aslında bir önceki videomuzu izledikten sonraki gelecek ikinci adımdayız ve bu da başvuru süreçleri. Özellikle yurt dışındaki okullara başvuru süreçleri. Burada da hedef ülke olarak Almanya üzerinde ilerleyeceğiz. Daha sonra yorumlarda siz de bize bazı tavsiyelerde bulunabilirsiniz ve bunu diğer ülkelerdeki başvuru süreçlerinde videolaştırıp size elimizden geldiği kadarıyla yardım etmeye çalışacağım. Kısaca kendimi anlatayım. Ben Muaz, Boğaziçi Üniversitesi'nden geçen yaz mezun oldum ve şu an Göttingen Üniversitesi'nde kimya master'ına devam ediyorum. Ve bu süreç içinde aslında yaşadığım şeyleri size aktarmak istiyorum. Burada da bir nevi yaptığım hatalar, uyum süreçleri, şu an popüler olan işte market alışverişleri falan, bunları hani sizin de isteğinize doğrultusunda ilerleyebiliriz. Öncelikle Almanya ilk videomuzu izledikten sonra neden yurt dışında okumalıyım kararını verdikten sonra aslında hangi ülke sorusu geliyordu. Videoyu da öyle bitirmiştik. Şu an işte hangi ülkede aslında Almanya'yı seçtiğimizi varsayarak ilerleyelim. Almanya noktasında bu video daha çok yardımcı olacaktır ama diğer video diğer ülkeler konusunda da eğer istediğiniz ülkeler varsa özellikle bakmamızı istediğiniz bu konuda araştırmalar yapar veya bu konuda o üniversitelerde ya da pardon o ülkede okuyan öğrenci arkadaşlarımızı da kanala davet etmeye çalışacağız. Öncelikle Almanya'da nasıl sistem ilerliyor? Birazcık bundan bahsedeyim. Almanya'da aslında iki ana sistem var. Birincisi UniAssist kullanılarak yapılan bir sistem var ki popüler olan bu. Diğer sistemde direkt okullara başvuru var. Bunun dışında bir üçüncü bir sistem var. Yani staj yapmışsınızdır. Oradaki hoca aracılığıyla kabul alırsınız. O çok ayrı bir nokta. Hani dünyada olan bir sistem zaten. Ama ben daha çok ilk iki sistemi konuşacağım. Ben hangisiyle başvurdum? Her ikisiyle başvurdum. Hangisinden kabul aldım? Her ikisinden de kabul aldım. Hangisini tercih ettim? İkinci sistemi tercih ettim başvuru sürecinde. Şimdi ilk olarak UniAssist'ten başlayalım. UniAssist sistemi ne oluyor? Aslında adım adım şurada teker teker koyacağım ben hani bir noktada video şeylerinde. UniAssist sistemi aslında bir uluslararası bir sistem mantığında ilerliyor. Üniversiteler orada yüklü. Siz üniversitelerin başvuru kriterlerini orada okuyorsunuz teker teker ve ona göre sisteminizi ve belgelerinizin tüm başvurularınızı UniAssist'te yapıyorsunuz. Yani bir aracı kuruma yapıyorsunuz. Bu aracı kurum sizin tüm belgelerinizi inceliyor. Daha sonra eksik olanları sizden talep ediyor. Eksik değilse de tamamlanmış bir şekilde bunları üniversiteleri iletiyor. Arada bir eleme süreci oluşuyor yani. Ve üniversite aslında kesinlikle herhangi bir eleme sürecinde değil. Sadece aracı kurum yani sizden alınan belgelerin eksiksiz bir şekilde karşı tarafı üniversiteye gitmesini sağlıyor. Tabii ki üniversite geri gördüğü zaman hani seçim kurulu geri gördüğü zaman sizden belli belgeleri isteyebilirler. Burada önemli de burası. Ama önemli olan kısım şu, sizin hayatınızı kolaylaştırıyor. Çünkü yüklediğiniz bir belgeyi direkt bir sürü üniversiteye başvuru yapabiliyorsunuz. Yani normalde üniversiteye başvuru yaptığınız zaman her üniversite kendine ait belge, kendi adına yazılmış bir referans ya da kendi adına yazılmış bir talep mektubu, state of purpose, SOP istiyor. Bir amaç mektubu istiyor. Ama üniversitede böyle bir olay yok. Siz ortak bir havuza koyuyorsunuz ve üniversiteler buradan teker teker istenilen belgeleri alıyor. Bu yüzden hızlı ilerleyen bir sistem. Çok da kolaylaştıran bir sistem aslında. Şu an neredeyse çoğu Almanya üniversitesi Almanya'daki çoğu devlet üniversiteleri bunun içinde, bu sistemin içindeler. Özeller de bunun içinde var. Ve sadece master programları için değil aslında lisans programları için de bu sistemi kullanıyorlar. Ve aslında ilk başta da bildiğim kadarıyla lisans için yapılmış bir sistem. Daha sonra master programlarına da adapte olmuş. Üniversite aslında ekranda gördüğünüz gibi çok basit bir hani arayüzü var. Çok yardım nasıl desem yani site navigasyonu çok rahat, çok kolay ve çok hızlı bir şekilde erişebiliyorsunuz istediğiniz yerlere. My Portal diye bir kısım var. Burada kendi başvuru belgeleriniz, kendi başvuru yerleriniz oluyor. Burada hani her üniversiteye göre belgeleri yükledikten sonra buradan direkt otomatik olarak seçiyor üniversiteler ve siz buradan aslında o süreci görebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz. UniAssist içinde 6 step var. Kendisini anlatırken UniAssist 6 step'le anlatıyor. Ben de bu şekilde anlatacağım. İlk aşamada
Yapmanız gereken şey şu, siteye üye olmanız gerekiyor öncelikle tabii ki. Siteye üye olduktan sonra bazı gereklilikler var, bazı istenilen belgeler var. Bunları doldurmanız gerekiyor. Ama bundan öte üniversiteye de karar vermeniz gerekiyor. Çünkü genellikle çok az fark var üniversiteler arasında istenilen belgelerde, ama bazı üniversiteler referans mektubu istiyor. Bazıları mesela state of purpose dediğimiz amaç mektubu istiyor. Bazıları istemiyor. Bunlar gibi çok küçük bir iki belge eksi farklılıkları var, ama bunun dışında çoğu üniversitenin istediği belgeler aynı. Sırasıyla aslında ben bunları hani şeyleri de yorumları da isterseniz yazabiliriz, ama sırasıyla istenilen belgeler genellikle lise diploması, lise transkribiniz isteniliyor çoğu yerde. Çok enteresan ama Almanlar gerçekten lise eğitimine önem veriyor. Üniversite diplomanız. Bunun dışında üniversite transkripti, şu ana kadar olan güncel transkript. Bunlar ana istenilen belgeler. Bunun dışında istenilen birkaç daha küçük belgeler var. Bunların hepsini step 1'de seçeceğiniz üniversite veya istediğiniz başvurusunu yapacağınız üniversiteden aslında oluşturabiliyorsunuz. İlk aşamada dediğim gibi önemli olan kriterlerden biri aslında organizasyonunuzu ayarlamak. Hani bu konuda detaylı bilgileri almak. Bunu aslında şeyde üniversite sitesinde dolaşarak da öğrenebilirsiniz. Almanca ve İngilizce seçenek sunuyor, ama bununla ilgili bir sürü forum yazıları YouTube'da bir sürü kaynakta bulabilirsiniz zaten. Ama burada dediğim gibi ana belgeler, diğer saydığım bir önceki saydığım belgelerin dışında en önemlilerinden biri dil yeterliliği. Almanya'da master programlarının çoğu İngilizce, Almanca master programları da çok çok fazla var. Hatta bence ana dilinde master program sunan en çok ülkelerden biri Avrupa'da. Ama İngilizce programlar da gayet çok fazla var. Bu yüzden dil yeterliliği isteniliyor. İngilizce bölüm için genellikle İngilizce master programı sunan üniversitenin bölümleri için dil yeterliliğiniz Avrupa standartlarında IELTS sınavına göre konuşarak B2 seviyesinde olması bekleniyor. B1, B2. Tabii biraz daha sosyal bölümlerde bu C1'e gidiyor. Psikoloji mesela C1, C2 civarlarında isteniliyor. Burası önemli. İngilizcenin dışında Almancanın da aynı şekilde bu seviyelerde olması bekleniyor. Ve bunun dışında aslında Almanca başvurular yapacaksınız. Almanca dili olan master programlarına başvuru yapacaksınız da burada da Almanca konuşmanız bekleniyor. Bu da B2 veya C1 seviyesinde yine dolanması gerekiyor. Benim gibi alanlarda biraz daha natürel bilimler, doğa bilimlerinde B1, B2 kabul edilebiliyor. B1 şartlı kabul ediliyor, ama B2 ve C1 ön koşullardan biri. Bunu dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlar ana belgeler, aslında yüklemeniz gereken kesin belgelerden biri. Peki ikinci aşamada ne oluyor? İkinci aşamamızda da aslında başvurunuzu planlamanız gerekiyor. Bu noktada şu önemli, başvurunun deadline'larını oluşturmanız lazım. Size tavsiyem bir Excel listesi, Excel formu oluşturulması lazım. Ve bu deadline'ınız, aslında deadline'ınız kendi kafanıza da bence bunu planlamanız lazım. İşte şu zamana kadar ben bir belge hazırlamalıyım, bu zamana kadar referans mektuplarını oluşturmalıyım, şu zamana kadar en son yapacağım işler şunlardır şeklinde bir tik listesi oluşturursanız sizin için daha faydalı olacaktır. Yani en azından önünüzdeki süreci görmek adına. Tabii ki bu üniversitelerin başvuru süreçlerinin bitim noktalarını falan sizin belirlemeniz bekleniyor aslında üniversite tarafından. Çünkü üniversite ekstra başvurulu bittikten sonraki belgeleri kabul etse bile üniversiteler deadline'ı bitirdikleri için aslında sizin orada hani kabulleriniz çok da başarılı bir şekilde olmayabilir ve bu noktada da hem emek hem de bir para kaybına sebep olabilir. Lütfen bu yüzden olası deadline'ını takip etmeniz ve bunları not almanız önemli. Aslında burada önemli olan diğer bir kriter istediğiniz üniversitelerdeki istenilen belgeleri belirlemek. Bu da yine bu sizin zamanınızı planlama noktasında iyi bir kriter olacaktır. Burası önemli bir çizgi aslında. Bir diğer noktada aslında bu part 2 kısmında söylemem gereken şey de aslında bazı üniversitelerin farklı kriterleri ve farklı seçim süreçleri oluyor. Normalde siz belgeleri yükledikten sonra üniversite değerlendiriyor ve bu bilgiyi gönderiyor üniversiteye. Diğer bir süreçte de buna VPD deniliyor. Aslında önceden bir değerlendirme süreci gibi çevirebiliriz. Burada da aslında bir VPD belgesi oluşturuyor. Üniversite sizin adına bir kriter olarak belli kriterlere göre, üniversitenin verdiği kriterlere göre sizi değerlendiriyor. Ve bu değerlendirme sonucunda başarılıdır ya da başarısızdır gibi bir sonuçla size mektup atıyor.
atıyor. Bu mektubu daha sonra üniversiteye kendi elinize teslim ediyorsunuz. Yani böyle bir süreç var. Bana mantıklı gelmiyor. Zaten üniversite sizin adınıza bütün belgeleri oluşturup toparlayıp gönderiyor. Yani arada bir üniversite kolaylık sağlasın diye galiba araya bir süreç koymuşlar. VPD uyuyor mu uymuyor mu, burası önemli. Burada önemli bir şey var. VPD'ler çok geç açıklanıyor. O yüzden kesinlikle checklist listenizde VPD'li üniversiteler varsa, VPD isteyen üniversiteler varsa onu çok erken zamanda yapmanız önemli. Çünkü deadline'dan geçtikten sonra sıkıntı yaşatabilir. Benim bir tane VPD'li olan şeyim vardı, başvurum vardı Köln Üniversitesi'nde. Köln'deki bu VPD deadline'dan bir hafta sonra geldi ama ben attığımda kabul ettiler, bir sıkıntı olmadı. Ama hani bunun noktasında dikkat etmenizde fayda var. Part 3 noktasında aslında yeni bir parta geliyoruz. Burada da belgelerinizi toparlama kısmı. Üniversitelerin istediği kriterlere göre olan belgelerinizi toparlamanız gerekiyor ve bunları üniversite sistemine yüklemeniz gerekiyor. Bu yüklediğiniz belgelerin karşılığında zaten üniversite değerlendirip üniversiteleri bunları direkt bir ortamda iletiyor. Sizin bu noktada üniversiteye bir bağ kurmanıza gerek kalmıyor. Üniversite bu belgeleri değerlendirdikten sonra komisyonun sonucunu size bir kabul mektubu şeklinde veya bir red mektubu şeklinde size gönderiyor. Genellikle Almanya'da, ya ben 25'e yakın okula başvurdum. Hepsinden kabul aldım ama 6 tane okul bana bu postayı e-posta değil de normal mail olarak göndermişti. Bu yüzden doğru bir adres, hani bulunacağınız bir adres vermeniz önemli. Türkiye'ye gönderiyorlar gerçekten. Tabii bunun bir kopyasını online da iletmişlerdi. Ama hani her şekilde o hard copy olan yazılı belgeyi de hani saklamanız önemli. Belgeler noktasında bazı önemli şeyler var. Söylemem gereken pointler, noktalar var. Bunlardan birincisi Türkçe hiçbir şey göndermemeniz gerekiyor. İngilizce veya Almanca olacak. Bu yüzden translate etmeniz gerekiyor. Ama bildiğim kadarıyla artık E-Devlet'ten İngilizce transkript ve İngilizce okul diplomasını alabiliyorsunuz. Bu güzel bir haber. Buna ekstra para vermek zorunda kalmayacaksınız ama bazı okullar sadece Almanca istiyorlar ve bunun iyi bir şekilde onaylı olması gerekiyor otoriteler tarafından. Bu otoriteler sadece noter değil, noter yetmiyor. Noter yeminini bir çevirmenden çevirdikten sonra bunu tasdiklemeniz gerekiyor kaymakamlıktan. Apostil deniliyor bu sisteme. Apostil de Avrupa'daki çoğu devlet tarafından tanınan, işte bu translate'i biz kabul ediyoruz. Bu otoriteler tarafından kabul edilen belgedir şeklinde tasdikli bir belge istiyorlar. Ve bunları yapmanız gerçekten uzun sürüyor ve ciddi para. Yani ben geçen yazın başvurularda yaptığımda normal bir belgeyi apostilli bir şekilde translate'ine 150 civarı, 150 TL civarı bir şey ödemiştim. Sadece çok 5 yani 5-6 cümle oluşan bir paragraf bir şeydi yani. Hani bu noktada önemli. Bu yüzden hani alabileceğiniz şeyi her zaman İngilizce almaya çalışın. Ama translate gerekiyorsa da bu yolla hepsini sertifikalı, onaylı, noter onaylı tercümanlardan çevirdikten sonra noteri onayını aldıktan sonra aslı gibidir belgesi, aslı gibidir damgasınız. Daha sonra gidip kaymakamlıklardan, ki bunlar çok önemli, noterle kaymakamlığın aynı kurumda, aynı ilçede olması gerekiyor. Mesela Maltepe'de yaptığınız bu işlemi, Maltepe'deki noterle Maltepe kaymakamlığın aynı yerde, Maltepe'de olması gerekiyor. Farklı ilçelerdekiler çalışmadığını söylemişlerdi geçen yaz. Hani bu durum, bu değiştirmenin ne süreç oldu bilmiyorum ama hani buna dikkat etmeniz gerekiyor zaman kaybı yaşamamanız adına. Bu belgelerin hepsinin yüklenmesi gerekiyor sisteme başvurularda ilerlemek için, ama şurada önemli bir nokta var. Belgelerinizin dışında, hani orijinal belgelerinizin dışında, hani orijinallerin fotokopilerini aldığınız zaman da aslı gibidir onayını almanız gerekiyor. Hani bu da önemli. Bazı üniversiteler problem yapmadı ama bir tane üniversite benim için yapmıştı. Hamburg Üniversitesi. Hani aslı gibidir belgesinin istedi. Ben hani koymamışım. Ben de kopyasını koymuştum. Hani zaten İngilizce orijinal belge, hiçbir sıkıntı yok. Fotokopisini scanner edip koymuştum. Hani bunun için problem çıkarmışlardı. Hani bu noktada buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Üniversitelerin kendi sayfalarına gidip başvuru kriterlerinin olduğu klasörlerde, listelerde veya web sitelerinde bunların detaylarını görebilirsiniz. Hani burada uzun uzun açıklıyorlar gerçekten. Diğer bir aşama olarak da aslında dördüncü step oluyor. Evet, dördüncü aşama olarak da belgeleri siteye yüklemeniz kalıyor. My Portal olması lazım. Buradan ya da My Unisys
sekmesine girip siteden, daha sonra buradan o sekmeden portalınızı açmanız lazım. Hesabınızı oluşturmanız lazım. Hesabı oluşturduktan sonra bütün taranmış, bütün onaylı belgeleri yüklemeniz gerekiyor oraya. Ve burada belgeleri yükledikten sonra zaten size bir confirmation maili geliyor, onay maili geliyor. Evet, belgeleri aldık, inceliyoruz gibisinden. Böyle bir süreç var. Şimdi burası önemli. Bazı başvurularda hard copy istiyorlar. Yani bu yüklediğiniz belgelerin kağıta basılmış halini de istiyor üniversiteler. VPD isteyen üniversiteler kesinlikle bunu istiyor. Bu yüzden üniversite size bir mail atıyor bir hafta içinde. Bu belgeleri lütfen Berlin'deki üniversite şubesine gönderir misiniz diye. Siz bunların hepsini koyup paketleyip bu belgenin aynısını, yüklediklerinizin aynısını koyup şeye göndermeniz gerekiyor. Üniversiteye göndermeniz gerekiyor. Şöyle bir talepte bulunabilirsiniz. Mesela diplomanızı koydunuz, orijinal diplomanızı. Kesinlikle koymayın bu arada. Kaybolabilir, her şey olabilir ama koydunuz diyelim. Bunu size geri gelmesini istiyorsunuz. Üniversitede bununla alakalı bir dilekçe var. Bu dilekçeyi de ekleyip bu postanın içine koyup bu şekilde göndereceksiniz ve o size onlar size incelemesini yaptıktan sonra o şeyi tekrar geri iade ediyorlar, diplomanızı ya da geri dönmesini istediğiniz belgenizi. Aslında My Assistant kısmında belgeleri yükledikten sonra da başvuru yapacağınız üniversiteleri de hani seçiyorsunuz. Burada işte hangi üniversiteler varsa onları da seçip ekliyorsunuz. Aslında bir sepet, aslında bir online alışveriş gibi düşünün. Seçmek istediğiniz üniversitelerinde istediğiniz ürünleri sepetinize ekliyorsunuz ve ona göre belgeler zaten eşleşiyor arka planda. Daha sonra bir fiyat çıkıyor. Tabii ki hiçbir şey bedava değil. Üniversitenin bu hizmet için aldığı bir bedel var. Bildiğim kadarıyla 75 euro civarıydı. Hani bu noktada ve bunun dışında her üniversite başvurusunda da 30 euro alması gerekiyor. 25 de olabilir, 30 da olabilir ama 30 diye hatırlıyorum. Her üniversite başvurusunda da 30 alıyor. Bir kerelik 75, daha sonra 30-30 eurolar şeklinde her başvuruda alıyor. Bazı üniversiteler hiç başvuru ücretini istemiyor. Sıfır euro olarak da başvurabiliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Freie Berlin öyleydi. Hani bu noktada bunların hepsinde ya yani sonra 5. aşama olarak bu tutarların hepsini ödemeniz gerekiyor tek seferde. Yani bu tutarlar çıkıyor zaten. Sonra kartınızda, kredi kartınızda, bank kartınızda online bir şekilde ödeyebiliyorsunuz. Ama bu ödemeler bitti. Dediniz ki ben şu okula da başvurayım. Tekrar aynı sistemi yapabilirsiniz. Yani belgeleriniz orada bir yıl boyunca saklanıyor bu arada. Yani bir yıl boyunca istediğiniz üniversite, istediğiniz başvuruları yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bir daha ekstra 75 euro hesap ücreti ödemenize gerek kalmıyor. Mesela paraları da ödediniz, gönderdiniz. Bir ay sonra işte atıyorum X üniversitesine de başvurmak istiyorum deyip hani 30 euro verip yine aynı şekilde ödemeyi yaptıktan sonra belgeler otomatik zaten incelendiği için oraya da gönderilmiş oluyor. Son 5. aşamada bu şekilde. Son aşama olarak da bu belgelerin hard copy halinde üniversite gönderilmesi. Dediğim gibi bazı üniversiteler istemiyor, bazıları istiyor ama bu yıl check ettim, kontrol ettim. Çoğu üniversite artık istiyor. Artık hani Covid biraz daha normalleştiği için sanırım. Bu yüzden bu koyduğunuz tüm dokümanların orijinallerini yani stempli olanlarını, işte tasdiklenmiş olanların hepsini bir zarfa koyarak Berlin şubesine, üniversitenin Berlin adresine göndermeniz gerekiyor. Bu noktada kargonuzu takip etmeniz önemli. Dediğim gibi ben PTT'yi kullanmıştım. Hiçbir sıkıntı olmadı. 3 günde varacak dediler ve gerçekten 3 günde vardı. Hani bu noktada böyle bir tercih de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunların hepsini deadline öncesi yapmanız lazım. Ki bunlar üniversite değerlendirme süreci var. O belgelerle sizin yüklediğinizi kıyaslıyorlar. Tekrar uyum sürecine bakıyorlar ve belli bir kriter oluşmuş oluyor. Ve buna göre belgeleriniz de ulaştıktan sonra bir kıyaslama sonucunda üniversiteye başvurularınız tamamlanmış oluyor. Ve daha sonra genellikle bir ay, bir buçuk ay içinde deadline bittikten sonra bir ay, bir buçuk ay içinde size bir gelen kutunuza bir mesaj geliyor ve Welcome to the blah 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 university veya işte acceptance letter blah 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 diye. Umarım başarılı bir süreç geçirir ve başarılı bir dönem tamamlarsınız. Üniversite sistemiyle başvuru şekli bu şekilde. Bunun dışında benim kullandığım diğer yöntem ve Göttingen Üniversitesi'nin kullandığı yöntemde üniversite direkt başvuru. Her şey aynı. Üniversite kullanmıyorsunuz ve direkt ücreti üniversiteye ödüyorsunuz ama benim bu Göttingen Üniversitesi'nde ücret yoktu diye hatırlıyorum. Belgeler zaten sitelerinde var. Bu belgelerin hepsini toplayıp yine aynı sistemle apostillenmiş ve onaylanmış bir şekilde bir zarfta ve bir checkliste koyarak imzalı bir şekilde gönderiyorsunuz. Daha sonra değerlendirme süreci oluyor. Ya sizi interview'a çağırıyorlar görüşmek için ya da sizi de direkt kabul mektubunu almış oluyorsunuz.
Bu da diğer yöntem, üniversite olmadan kullanılan yöntem. Yani her şeyi sizin organize etmeniz gerekiyor. Bu yöntem biraz zor. Çünkü tamamen üniversite ile iletişimdesiniz. Her şeyi onlarla halletmeniz gerekiyor. Ama üniversitede her şey çok stabil ve belli. Belirsiz kriterler ve milyonlarca başvuru oluyor. Oradaki insanlar biliyor Türkiye'den hangi belgeyi gerektiğini, hangisi geldiğini. Bu arada üniversite üzerinden E-Devlet üzerinden aldığınız kredi kodlu belgelerin hepsini üniversite kabul ediyor. Haberiniz ya haberiniz olsun bu noktada, hani bir şüpheye düşmeyin. Ben bayağı bir şüpheye düşmüştüm ve yazdım kendilerine kredi kodu kabul ettiklerini, E-Devlet sistemini tanıdıklarını söylemişlerdi. Genel olarak bu şekilde. Umarım iyi bir başvuru dönemi geçirirsiniz ve ondan sonra Almanya'ya veya istediğiniz bölümde, istediğiniz bir şehirde okumayı hak kazanırsınız. Şimdiden başvuru noktasında başarılar diliyorum. Yapabileceğimiz veya danışmanlık istediğiniz konularda sosyal medya hesaplarımızdan ve yorumlarda bizimle buluşarak size yardım edeceğimiz her şekilde yardım etmeye çalışacağız. Tekrar masaküstüne katıldığınız, masaküstünü beğendiğiniz, bu videoyu paylaştığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.